15 Temmuz 2016 demokrasi tarihimizin çok önemli bir tarihidir bu tarih. Bir grup silahlı kuvvetler içinde yuvalanmış bir grup bir darbe girişiminde bulundu. Bu darbe cumhuriyetimize ve demokrasimize yapıldı. Bu darbe girişimi demokratik parlamenter sistemimize karşı yapıldı. Bu darbe girişimi demokratik, laik, sosyal hukuk devletine karşı yapıldı. Top sesleri arasında kurşunlar yağarken Türkiye Büyük Millet Meclisi sabaha kadar çalışmasını sürdürdü. Hiç kimse unutmasın, yedi düvelde duysun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temeli salonlarda atılmamıştır. O temel cephelerde atılmıştır. Çünkü bu meclis Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu gazi meclistir. Top da çalışmaz buraya, tüfek de çalışmaz buraya. Cumhuriyet kolay kurulmadı. Acıyla kurduk cumhuriyeti. Gözyaşıyla kurduk cumhuriyeti. Gazilerimizle, şehitlerimizle kurduk. Kanımız var, canımız var cumhuriyetin temellerinde. O nedenle ordunun içinde yuvalanan bir grup cumhuriyete ve demokrasiye kastedecek. İlk duyduğumuz andan itibaren karşı çıktık. Her türlü darbeye ve diktaya karşı çıkmaya da devam edeceğiz. Hep söyledim, söylemeye devam edeceğim. Sizler de söylemeye devam edin. Cumhuriyetin kurucu değerleriyle, kuruluş amaçlarıyla oynamayın dedim. Türkiye Cumhuriyeti kurucu ayarlarına dönmek zorundadır dedim. Onun için söyledik. Bu darbe demokratik, laik, sosyal hukuk devletine karşı yapılmış bir darbedir. Bu darbe parlamenter sisteme karşı yapılmış bir darbedir. O nedenle biz kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin, tüm darbelere ve tüm dikta anlayışlarına karşı çıkıyoruz, karşı çıkmayı da sürdüreceğiz. Devlette yükselmenin yolu bir cemaate üye olmaktan geçmemelidir. Bir partiye üye olmaktan geçmemelidir. Devlette yükselmenin yolu bilgiden, birikimden, tecrübeden geçmelidir. Efendim deniyor ki bu FETÖ terör örgütü var ya, FETÖ terör örgütü. Evet, ne olmuş? Efendim bunlar devlete sızmışlar deniyor. Hayır efendim, devlete sızmadılar. Adım adım planlı bir şekilde devlete yerleştirildiler. Bu gerçeği bilmemiz lazım. Şu sorunun cevabını hep beraber aramak zorundayız. Nasıl oluyor da bunlar devletin üniversitesine, devletin yargısına, Yargıtay'a, Danıştay'a, kürsü hakimliğine, polise, askere kim nasıl yerleştirdi? Ve hükümet edenlerin de bu soruyu önce kendi vicdanlarına sormaları gerekir. Bu sorunun yanıtını hep beraber bekleyeceğiz. Darbeciler yargılanmalı mı? Elbette yargılanmalı. Kim parlamenter demokratik sistemimize, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, siyasal partilere ve Türkiye Cumhuriyeti'ne kastetmeye yelteniyorsa elbette yargılanmalıdır. Ama hukuk içinde yargılanmalıdır. Darbe girişimine karşı parlamentodan olağan hal uygulaması yetkisi alındı. Ama hiç kimse, hiç kimse anayasayı çiğneyip o hali kendi kişisel emelleri için kullanmasın. O nedenle o hali parlamentoyu devre dışı bırakarak kanun hükmünde kararnamelerle devleti inşa etme yanlışlığına kimse düşmemelidir. Devletin inşa yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Madem ki bu devlet hepimizin devletidir, hepimizin seçtiği milletvekilleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarını inşa etme kapasitesine sahiptir ve bu yetkinliği de vardır. Ne diyoruz? Egemenlik birisinin değil, egemenlik padişahın sultanın değil, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyoruz.
Onun için darbeyi reddediyoruz, diktayı reddediyoruz, tam demokrasiyi, özgürlükçü demokrasiyi savunuyoruz. Hepiniz sağ olun, hepiniz var olun. Yaşasın demokrasi, yaşasın cumhuriyet. Demokrasiyi ve cumhuriyeti her koşulda savunacağız. Bir bedel ödenecekse o bedeli hep beraber ödeyeceğiz. Çünkü biz geleceğe, torunlarımıza daha güzel bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Özgürce yaşadıkları bir Türkiye'yi bırakmak istiyoruz. Size hasretlerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum.